tedbir alıyorlar. Şimdi hemen aklıma geldi. İsrail'in başbakanlarından Menahem Begin adında birisi vardı. Menahem Begin, İsrail başbakanlarından birisi. Bu bir basın toplantısı yapmıştı. Basın toplantısında Hollandalı gazetecilerden birisi şu soruyu sordu İsrail başbakanına. Dedi ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İsrail oğullarıyla alakalı bir Hazreti Muhammed'in bir beyanatı var. Bir mesajı var, bir haberi var, bir hadisi var. Yahudilerle, İsrail oğullarıyla, Yahudilerle kıyasıya çok şiddetli bir savaş yapmadıkça, Yahudilerle korkunç bir savaş, korkunç bir mücadele olmadıkça, yapmadıkça kıyamet kopmayacak. Kıyametin büyük alametlerinden birisi de ümmeti Muhammed'in Yahudilerle yapacağı korkunç bir savaş olacak. Bunu Sahih-i Buhari'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem resmen haber veriyor. Resmen. Savaşın şiddetini bakın. Savaşın dehşetini hadis-i şerifin devamı açıklıyor. Devamı çok mühim. Hadis-i şerifin devamı açıklıyor. Devamı çok mühim. Devamında Efendimiz buyuruyor ki hatta yahtebi el yehudiyyu vera el haceri ve şecer. Arapça hacer taş demek. Şecer ağaç demek. Biri canlı, biri cansız. Cansız olan hacer, canlı olan siz söyleyin, şecer ağaç. O savaşın dehşetinden, şiddetinden, heybetinden, azametinden ve Müslümanların galibiyetinden, hakimiyetinden kaçan bir takım Yahudiler, bir takım taşların ve ağaçların arkasına saklanacaklar diyor. Saklanma olacak. Ancak bu da çare olmayacak. Bu da kurtulmanın çaresi olmayacak. Ancak bu da çare olmayacak. Bu da kurtulmanın çaresi olmayacak. Yakulül haceru ve şeceru. O Yahudilerin saklandığı, arkasına saklandığı taşlar ve ağaçlar dile gelerek, lisana gelerek, konuşmaya başlayarak ya Müslim inne verai yehudiyen faktülhü, benim arkamda da saklanmış bir Yahudi var, gel Allah için onu da öldür diyecek. Vallahi hadis böyle. Hollandalı gazeteci bunu okumuş demek, öğrenmiş, takip etmiş, tahkik etmiş, araştırmış. İsrail Başbakanı Menahem Begin'e bunu soruyor. Diyor ki Muhammed'in böyle bir sözü var ya, kitaplarda böyle bir hadisi, beyanı, açıklaması var. Neticede böyle olacağını söylüyor. Kitaplarda böyle bir hadisi, beyanı, açıklaması var. Neticede böyle olacağını söylüyor. İşin sonunda, dünyanın sonunda. Ne diyorsun? Muhammed'in bu sözünü duydun mu, işittin mi, hatırında mı? Nasıl düşünüyorsun, ne diyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Gazeteci. Menahem Begin diyor ki, 6 yaşındayken diyor, bizi okutmaya gelen hahamımız diyor. Onlar hocalarına ne diyorlar? Haham, 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 haham. Hahamımız bizi diyor çocuklar ilk daha anaokulunda 6 yaşında bizi okutmaya geldiği zaman diyor
bu Muhammed'in sözünü bize aynen anlattı diyor 6 yaşında. Görüyor musunuz? Yani senin diyor sorduğun bu sözü, Muhammed'in bu sözünü ben 6 yaş. Onun için bu ayetleri bizden iyi bilir. Adamlar inceliyorlar, araştırıyorlar, okuyorlar, takip ediyorlar, tahkik ediyorlar. Bizim gibi Kur'an'dan uzak değiller. Yani Kur'an'dan uzak dediğim Kur'an'ın manasını merak ediyorlar. Ne yazıyor bu kitap, ne söylüyor bu kitap? Düşünebiliyor musunuz? Adamlar gayrimüslimler İslam'ı bizden daha çok tetkik ediyorlar. E peki ne diyorsun diyor, nasıl değerlendiriyorsun? Madem duymuşsun, işitmişsin. Diyor ki, işte biz de Yahudiler olarak, İsrail oğulları olarak diyor, biz de Muhammed'in bu sözünün karşısında tedbirimizi almışız, almaya devam ediyoruz diyor. Öyle çalışıyoruz, tezgahlarımız, teşkilatlarımız, ajanlarımız, adamlarımız, elemanlarımız öyle çalışıyoruz ki Muhammed'in haber verdiği bu ümmet meydana gelmesin diye hem kalbi titreyen ağlayan millet, İslam'ı her şeyin üstünde gören millet. İslam milleti, İslam ümmeti budur. Muhammed'in diyor tarif ettiği, tanıttığı, anlattığı o ümmetler meydana gelmesin diye şebekeler çalışıyor diyor. Şebekelerimiz, tezgahlarımız, Yahudi tezgahları, Yahudi telkinleri, basın, yayın, gazeteler, kitaplar, mecmualar, enstitüler, üniversiteler, fakülteler açmışız. O Muhammed'in arzu ettiği ümmet gelmesin diye her tedbiri almışız. Kendilerini Müslüman, Muhammed'in ümmeti zanneden Müslümanları yoldan çıkartmak, istikametten çıkartmak için her tedbiri almışız diyor. Aynen böyle. En azından Kur'an'dan habersiz kalışımız büyük felakettir. Hadislerden en azından Kur'an'dan habersiz kalışımız büyük felakettir. Hadislerden, Kur'an ayetlerinden, Kur'an'ın hikmetlerinden, Kur'an'ın hükümlerinden,